Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçemizin son 4 ya da 5 maçından ilki Trabzonspor'la sağımızda ee, ve bu maçı mutlak kazanmak istiyoruz. Hani ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Ama bakalım kazanabilecek miyiz? Şimdi bir taraftan da transfer haberleri başlayacak arkadaşlar son maçlar haliyle. Mesela e, Lucas Moura Aslına bakarsanız Lucas Moura için hem Fenerbahçe hem Galatasaray gerçekleri var biliyor musunuz? Şimdi Tottenham forması gelen Lucas Moura'ya geçtiğimiz ara transfer döneminde teklif yaptıkları öne sürülmüş her iki takımda. Ne biçim bir motormuş şu saatte ya. Şimdi bir kere takımdan ayrılacak. Birçok talibi var. Brezilya'ya da dönebilir. Hani Premier League, Serie A, MLS, Katar, Suudi Arabistan gibi takım yani yerlerden. 30 yaşındaki futbolcu için ülkesi Brezilya'dan da iddialar var. Menajeriyle görüşülecek. Yani ara transferde her iki takımda hem Fenerbahçe hem Galatasaray teklif yapmış. Ancak şartlarda anlaşamamışlar. Bu sezonun rakamları nedir? 17 maçta süre aldı. 3'ün ilk 11'de başladı. Gol asist üretemedim. Bir kere arkadaşlar aklınız çalışıyorsa bu kadar kent haberi varken ee, Muğra'ya inanır mısınız? Hocam inanabiliriz. O zaman ben size sıradaki haberi söyleyeyim. İşte Ryan Kent'in sözleşme detayları. Ryan Kent'in sözleşme detayları belli oldu diyerek başlayayım habere. Şimdi her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen Ryan Kent'le yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıkmış. Fenerbahçe bu sezonda havlu attı ya da attırıldı. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına erken başladı. 4 dönemdir İskoç ekibi Rangers'ta forma giyiyor. Yaklaşık 2 aydır görüşme halindeymiş Fenerbahçe. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İskoçya takımından 1 milyon euro kazanıyordu demiş. 250 bin diye bir hatırlıyorum ama. Şimdi Fenerbahçe ücretten başlatmış görüşmeleri. 1.7 milyon euroya kadar çıkmış diyor. Ben 1.5 diye biliyorum. Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapmış. İstanbul hakkında araştırmalar yapmış. Son olarak önerilen teklifi kabul etmiş. Ve 3 artı 1 yıllığına el sıkışmış. Bir senelik opsiyonda kulübün elindeymiş. Şimdi bu transferin ardından Fenerbahçe'de Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağı e, iletildi diyor. Oyuncunun talipleri de var 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüpleri sırada. Şimdiye kadar en yüksek 5 milyon euro olmak üzere birçok teklif geldi. 10 milyon euro gelir elde etme düşüncesi içerisinde Fenerbahçe diyor. Şimdi Liverpool altyapısında başlamış Ryan Kent. İngiltere'de birçok takımda oynuyor. Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da da top koşturuyor ve Glasgow Rangers Rangers'ta forma Her Kariyerindeki iki kupayı da İskoç kulübünde kazanmış. Birlik şampiyonluğu bir de İskoçça kupası diyor. Şimdi bu futbolcuyla ilgili de yani ben artık futbolcuyu beğensem de hoşuma gitti diyemiyorum. Niye? Başlıyorsunuz hemen çöplemeye. Sezon başlayınca yani ritüeliniz şu. Transferleri çöple. Takımı öv. Haddinden fazla öv. 103 gol rekoru kırılır mı? Erken şampiyonluk gelir mi diye. At tut. Ondan sonra bu ilk puan kaybında hakemi konuşuyum ben diyeyim ki hakemin şu hatası ya da işte şu şu hatalardan kaybettik. Ya bırak Allah'ını seversen takımı her şeyi hakem demeyi diye itiraz et. Sonra yine takımı çöple. Başka takımların futbolcularını haddinden fazla öv. Başka takımlar hakemle kazandığında bile çıktı ki sen ne top oynuyorsun ki? Şöyle böyle de ritüeliniz bu. O yüzden bilmiyorum ya kararsızım. Fenerbahçe ısrarcı Dominik Livakovic'te sürpriz gelişme. Şimdi hem Kent hem Livakovic bir kere transfer çalışmaları sürüyor. Dinamo'nun Sibene'yi 4-0 yendiği maçta bu sezon ilk kez yedek beklemiş. Hırvat basını da transferlerle alakalı olabileceğini yazmış ve 28 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle ön anlaşma sağlandı. kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıktan sürdüğü iddia edilmişti. Bu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdi Libakow için yine 24 yaşındaki kaleciyi oynatmış. Fenerbahçe transferi de ısrarcı. Real geri adım attı. Şu anda Fenerbahçe en öndeki takım konumunda transferde. 11 maçta kalesini gole kapattı ki bu da çok ama çok iyi bir istatistik. 26 gol yiyip 33 maçta görev yapıp 26 gol yiyip 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ve 43 mücadelede Hırvat milli takımı yeni bir macera istiyor demiş. Vallahi açık söyleyeyim. Hani çok çok aykırı aksi bir durum olmasa herhalde Kent ve Livakovic inşallah önümüzdeki sene Fenerbahçe'de göreceğiz. Peki çare olurlar mı? Der, yani dert, dertlerimize derman olurlar mı? Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'nin B planı bunun bunu bunu Fenerbahçe kaleci transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme Yasine Bono geldi. Şimdi ben Livakovic'ten yani bana gelen duyumlardan bahsediyorum. O kadar eminim ki bu haberi okumak bile istemiyorum. Şimdi Jesus'un talimatıyla kaleci arayışına girmiş Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezon Livakovic'i Bayern Münih'te istemişti. Bu gerçeğin farkında ve B planı hazır diyor. Resmi teklif yolda diyor. Yani ben gelen duyumları size aktarmakta yükümlüyüm. İster doğru olsun, ister yanlış olsun, ister çıksın, ister çıkmasın. Bana gelen duyumlar hani Kent ve Livakovic'in çok 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 olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde. Burnley'nin gözü Fenerbahçe'nin golcüsünde. Hangi golcümüzdü acaba? Kesin Batu e, 101 puanla şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Burnley transfer çalışmalarına başladı. İyi puanmış. İngiliz ekibinin hedefinde Süper Lig'in yıldızı var. İngiltere Şampiyonşip'te 101 puan. Premier Lig'e yükseldi. Premier Lig'de kalıcı olmak istiyor. E, Vincent Kompany'nin listesinde göre transfer yapmaya çalışıyorlarmış. Ve Batu Şuay'ı gözü dikmişler. İngiltere piyasası İngiliz ekibi transfer politikasını Genç oyuncular üzerine kurgulasa da Takıma kendine kanıtlamış bazı yıldız isimleri Katmanın planını yapıyor Ben Burnley'nin yerinde olsam Fenerbahçe'den iki tane ismi 25 milyon euroya alırım O sahi Samuel Bat şu Şimdi o sahi Samuel de Bat şu ayda birçok Fenerbahçe taraftarından Geçer not alamadı İkisini 25 milyon euroya satsa Fenerbahçe Bu sefer de diyecekleri cümle şu Bunları niye sattınız Bunlar gibisini bulabilecek misin diye. Yani Fenerbahçe taraftarına bakarak iş yapılmaz. Futbol aklın net olacak. Futboldan gerçekten anlayın. Mesela Önder Özen. Futbol aklı yüksek bir adam. Getirirsin al ne yapıyorsan yap. Serkan Reçper mesela. Al futbol aklı böyle yapılır. Ama atıyorum kafadan. Sen A'yı B'yi C'yi getirirsen. E, kulüp olarak sen açıklamak yerine. E, Lake of Tears'a falan açıklattırırsan da sonuç bu oluyor. Şimdi Batshuayi istiyorlar demiş. Doğru arkadaşlar bir istek var. Fakat Burnley değil de yine B ile başlayan bir takımdı ya. Sanki 12 milyon euroya falan konuşuldu diye hatırlıyorum ama. Peki Batshuayi ne yaptı da istiyorlar? Yani İngiltere'de çok boy gösterdiği için mi yoksa ne yaptı? 16 maç 29 yaşındaki oyuncu 11 gol Süper Lig'de. Bir de asisti var. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 gol. Türkiye Kupası'nda ise sahaya çıktığı 3 maçta 2 kez gol sevinci yaşamış durumda. Wegors da geri dönebilir diyor. E, sezon başında Beşiktaş'a kiralanmış. Wegors devre arasında siyah beyazlardan ayrılarak Manchester United'a kiralamıştı. Manchester United menajeri Eric Ten Hag her fırsatta kendisinden memnun olduğunu söylese de İngiliz taraftarlar eleştiriyor. Burnley'e geri dönebilir diyor. Peki hocam biz bu haberden, biz bu haberlerden kısaca ne anlamalıyız? Siz bu haberlerden kısaca şunu anlayın. Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. İyi de hocam. Bak bu iyi de hocanın arkasından gelecek cümleyi söyleyeyim. İyi de hocam. Daha Fenerbahçe'de ne belli ki transfer çalışmaları böyle oluyor. Değil mi? Şampiyonluk gitti gibi. Hani %99.9 gitti diyeyim. Gibi çıkayım artık. Türkiye kupası ben emin değilim. Ben, ben Sivas Spor evimizde yenebileceğimize emin değilim. Ama tek emin olduğum nokta şu. Galatasaray Sivas Spor'la maç yapacak 3-4 tane futbolcu cezalı durumda. O maçta oynamayacak. Fenerbahçe maçına çıkacak diri şekilde. Ne kadar enteresan değil mi? Yani deplasmanda Galatasaray'la oynayıp sonra deplasmanda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası rövanşına çıkacaklar. O futbolcular orada oynamayıp diri halde Fenerbahçe maçına çıkacaklar. Müthiş kurgulanmış bir ee, bol iklimindeyiz. Ha. Türkiye Kupası'nı kazandı diyelim Fenerbahçe. Hocam sen yine de Cesus'ta devam... Hayır. Cesur'da devam edesin. Hayır. Bir kere Fenerbahçe'ye derbi kültürünü bilen teknik adam gelecek. Ne olursa olsun. Ya Allah aşkına. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u Hadi Beşiktaş deplasmanını saymıyorum. Bu 3 maçı kazansaydın bak bu 3 maçı kazansaydın 12 puan yapıyor. Hocam 9 puan yapıyor saçmalama. Galatasaray'dan 3 puan çık. sana 3 ekle. 9 hani o 9 değil 12 puan yapıyor. Ve sen şu anda şampiyonluğunu ilan et, etmek üzereydin. İşte taraftarın kızdığı nokta bu. Ben sezon devam ederken bunu eleştirileri yapanlara kızdım. Niye kızdım? Lig devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Telafi edilebilir şeylerdi. Bir Beşiktaş maçında telafi edebilirdin. İstanbul maçında, Giresun maçında telafi edebilirdin. Adana Demir'de katlettiler ama yine de telafi edebilirdim. Peki hocam sence ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizi dost olarak söylüyorum. Bakın. Şurası 29.900 olmaya birkaç belki 10 15 tane abone kaldı. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim tanıdığım Ali Koç sezon bitiminde der ki yabancı teknik direktörle bu iş olmuyor. Bu adamlar bizi anlamıyor. Şöyle böyle falan filan. Bu arada Orhan Gencebay hayatını kaybetti diye bir haber gördüm ama Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Ya yani sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ee, troll bir sayfa değil ya. Şimdi benim bildiğim Ali Koç gider İsmail Kartal'ı getirir. İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç Ryan Kent, Livakovic belki bir iki tane daha isim alır yeter der. Bütçemiz bu kadar. İsmail Kartal da paşa paşa kabul eder. Diyeceksiniz ki hocam kadro kalitesi falan filan. Arkadaşlar bir kere kendinizi çok kandırıyorsunuz. O kadar kandırıyorsunuz ki. Kadro kalitesini teknik direktörü bilirler. 7-8 aydır halı saha maçı yapmam. İki salıdır gidiyorum. İlk salı hani nefesini neremden aldım tahmin edebilirsiniz. Yani topa vurma becerimi unutmuşum. Yine de iki tane mi ne gol dedim. Bu hafta salı dört tane mi beş tane mi gol attım ama yok. Dört tane gol attım. Dört ya da beş tane de asist yaptım. Biraz daha koşmaya başladım. Üç salı, dört salı sonra eminim kendime geleceğim ama o zaman da karne veriyoruz. Öğretmen arkadaşlarla yaptığım için de maç bitiyor. Şimdi aynısını futbol takımı için düşünün. Atilla Salah'ı şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Ya arkadaş, Jesus geldiğinde komando eğitimiyle idman yaptırırken şimdi futbolcular bu gitsin diye hani idman yapmıyorlar gibi ya. Ben anlamıyorum. Bak ligin sonu. Sakatlık sakatlık üstüne. Ya dünyada böyle bir örneği yok ya. Bu kadar mı sakatlık verir bir takım ya? Ama veriyorsun. Bu kadar sakatlık vereceksin. O sayesinde böyle antrenman daldı da ya olabilir. Darbe var. Bunlar her takım için olabilir. Ya bu Galatasaray'ın namussuzların hiç mi futbolcusu sakatlanmıyor? Hiç mi futbolcu sezonu kapatmıyor? Hiç bir futbolcuna bir şey olmuyor? Lan olan bize oluyor. İlginç. Ve şunu söyleyeyim. Ee, önümüzdeki sezonun planlamasını bence futbol aklı belirlendi bir. Mesela scout ekibi olabilir. Scout ekibi ne derse ona göre de transferler yapılıyor gibi. Ve benim tahminime göre çok değişim olur. Çünkü çok teklifler var. Mesela ben Ferdi'nin yerinde olsam kaçar giderim. Bana ne lan? Bana ne? Bunlarla ben uğraşacağım derim. Ben Arda Güler'in yerinde olsam 30-40 milyon euroya teklif var. Giderim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam eğer yani planlamalar çok yanlış. Yani Ali Koç'un yerinde olsam evet İsmail Kartal'a haksızlık yapıldı ama ben yine de eğer Ali İsmail Kartal'ı geçen sene getirmediyse sözünün arkasında dur. Alman kariyerli disiplini bir hoca getir. Ee, ve futboldan anlayan bir hoca olsun. Bakın Löv yüksek bedelleri isterse bir şey diyemem ama düşük bedele Löv'ü getir. İsmail Kartal'ı yardımcısı yap. Kent de işe yarar. Livakovic de işe yarar. Senin kadron kim ne derse desin. Bakın kalıp kadro veriyorum şimdi size. Hiç futbolcu göndermeden. Livakovic kadro kaleci. Ferdi sağ bekte. Sol bekte Osterwolde'yi ya da Luan Perez sol bekte. Osterwolde stoper. Atilla Samet Akaydın. Burada kim Tehlik şey tereddütlü. Osterwold de tereddütlü. Değil mi? Stoperde hocam Salahi Samet. inanın löv disipliniyle Salahi Samet'ten hani bir Lugano Edu izlersiniz. Demedi demeyin. Orta sahanda Arao. Geçin Arao'yu. Crespo İsmail ikili. Önüne koy Arda Güler'i. Sağ açık Emre Mor. Sol açığa kentim alıyorsun koy. Forvet şu Valencia olmaz. Bu Batçuayı hani Jesus tandeminde olur mu? Bakın birçok gereksiz futbolcu çıkar ortaya. Mesela Joshua King, Joe Pedro. Belki Serdar Dursun. Hani takımdan gitmesi muhtemel. Gidecek çok isimler olması lazım. Hocam peki geçen sezon bak şunu da söyleyeyim. Birçok arkadaşımızın şu yorumu doğruydu aslında. 3 tane 4 tane takviye ile kömer olacak takım rezil edildi diye. Kim iyice iyi tutamadık. Sözleşmede 18 maddesi vardı. Çıktı gitti. Tutamadık. Tutsaydık bak tutsaydık bu kadar olmazdı. bu, bu kadar olmazdı. Kütür kütür topçuydu. Kütür kütür. Başka? Kim Minji gel git. Yani Kim satmasan zaten Luan Perez gelmezdi. Sao Yenike gelmezdi. Samet Akaydın gelmezdi. Tisterant, Serdar Aziz, Kim Minji, Atilla Salah ile devam ederdi. Sezon. Mecbur. Üçlü savunmayı hiç oynamazdım. Belki derbi kaybetmezdi. Aslında var ya bir futbolcunun hamlesi bile senin çok şeyini değiştiriyor. Bir de lazım olan kütür kütür bir stoper. Bence kütür kütür bir 8 numara. Kütür kütür bir sağ kanat. Kütür kütür bir sol kanat. Kütür kütür bir forvet. Livakovic ve Kent'ten hariç. Demek istediğimi anladınız. Peki size soruyorum. Siz Ali Koç olsaydınız kimi teknik direktör getirirdiniz? Kimleri transfer ederdiniz? Lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere Fenerbahçe'mize de başarılar diliyorum. İnşallah hak eden kazanır. İnşallah hak eden de Fenerbahçe'miz olur. Görüşmek üzere.